Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. İngilizce'de şart cümlelerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümde zero conditional konusunu esas almıştık. Bu dersimizde ise first conditional konusunu işleyeceğiz. Hangi tarz cümleler kuruyoruz, nelere dikkat etmemiz lazım ve zamanları nasıl uygulayacağız? Tüm bu soruların cevapları bu dersimizin içeriğinde mevcut. Dersimize başlayabiliriz. First conditional, ilk koşul cümleleri diye de çevrilebilir. Nerelerde kullanıyoruz? Öncelikle şunu bilelim. Gerçekleşme ihtimali olan durumları ifade etmek için kullanıyoruz. Hem içinde bulunduğumuz anda, hem gelecekteki durumlar bunlar. Gelecekte gerçekleşme ihtimali olan durumlar için. Şimdi arkadaşlar, yapı olarak da şöyle bir yapıya sahibiz. If'ten hemen sonrası present simple, yani geniş zaman olacak. İkinci cümle ise will artı yalan haldeki fiille devam edecek. Yani gelecek zaman yapısıyla devam edecek. Farklı kullanımlar da var şu bölge için. Onları da göreceksiniz. Yukarıdaki açıklamayı destekleyen iki örneğimiz var. If I win our tennis match, şuraya dikkat, if'ten sonraki bölüm geniş zaman oldu. Şurayı anlatıyoruz. Şimdi ise ikinci cümlenin şu kısmına bakacağız. Dan will be very annoyed. Eğer tenis maçımızı kazanırsam, Dan çok kızacak, çok sinirlenecek. Will artı yalın haldeki fiil getirildi. Doğru bir cümleydi. Şimdi ise iki cümlenin sırasını değiştiriyoruz. Şuradan başlayan bu cümleyi ilk sıraya taşıyacağız. Bu cümleyi de biraz kenara doğru iteceğiz. Dan will be very annoyed if I win our tennis match. Tenis maçımızı kazanırsam Dan çok kızacak. Şimdi bazılarımızın kafası bu ikinci cümlede karışabilir. Neden ilk cümleye will be geldi diye düşünebilirsiniz. Şu anda cümlenin sıralanışından ziyade hedefimiz if'li cümleyi bulmak. Çünkü if'li cümleyi bulduğumuzda hemen arkasındakinin present simple olduğunu biliyoruz. Bakalım ikinci cümlede ortada kullanıldı ama arkasındaki cümle hangi zamanda görelim. If I win our tennis match. Bu cümledeki fiil geniş zamandadır. If'li bölüm nereye giderse gitsin arkasında first conditional'da hemen arkasındaki bölüm present simple olmalıdır. Dolayısıyla bu cümle doğru. Peki ilk kısım doğru mudur? Evet, orası da doğrudur. Çünkü if'ten sonra başlayan cümle son sözcüğe kadar ilerledi. Şu kısım boşta kaldı ve zaten biz boşta kalana will artı yalın haldeki fiili ekliyorduk. Her iki cümle birbirine yakındır, aynıdır hatta. Fakat genel tercih birinciden yanıdır. Daha sık karşılaştıklarımız İlk cümlenin benzerleridir. Örnek sayımızı arttırarak konuyu daha net bir şekilde kavrayalım istiyoruz. İlk cümlemiz If they don't leave right now, they will miss the train. Eğer şimdi, hemen şimdi ayrılmazlarsa treni kaçıracaklar ya da treni kaçırırlar diye bir cümle. If'ten sonrası geniş zaman. İkinci cümlemizin de hemen özneden sonraki kısmında will artı yalın haldeki fiili görüyorsunuz. Diğer cümleye geçelim şimdi de. If you don't apologize, Kate will be very cross. If'ten sonraki cümle yine baktığımızda simple present tense. Olumsuz bir cümle. If'li cümlelerde ister cümleyi olumlu yapın, ister olumsuz zamana uymak zorundasınız. İkinci bölüme geçtik. Kate will be very cross. Cross, sinirli, öfkeli anlamında. Eğer özür dilemezsen Kate çok sinirlenecek. Yeni cümlemiz If I fail my exams, I won't get into university. Dikkat ettiyseniz birinci cümlede present simple, ikinci cümlede will artı fiil. Tabii burada olumsuz kullandığı için won't artı yalın haldeki fiil şeklinde görüldü. Türkçesi nedir? Bir kez daha bakalım. Eğer sınavlarımı geçemezsem üniversiteye giremeyeceğim.
ya da üniversiteye giremem. Diğer örneğe geçtik. You'll be late. Gecikeceksin. For work. İşe gecikeceksin. If you don't get up now. Eğer şimdi kalkmazsan işe gecikeceksin. Bu cümlede if'ten sonrasını hemen bulacağız yine. If'ten sonraki cümle present simple'dı. Görüyorsunuz. Olumsuz bir present simple örneği. Daha sonra boşta kalan diğer cümlemizi future tense yani will artı yalın haldeki fiili getirdik. Bu cümlemiz de güzel ve doğru bir cümle oldu. If I make a lot of money, I'll live in a big house. Demek ki böyle bir hayali var bu kişinin. Eğer çok param olursa, çok para kazanırsam, I'll live in a big house. Büyük bir evde yaşarım. Örneği biz zamanlara göre tahlil edelim. If'ten hemen sonraki cümlede geniş zaman kullandı. Fiil yalın halde I öznesinden dolayı. Boşta kalan ikinci cümlede ise future tense görünüyor. I'll live in a big house. If I find your watch, I'll tell you. Birinci cümle if'ten sonrası geniş zaman. İkinci cümle ise future tense. Kol saatini bulursam sana söylerim. If I get the right grades, elde etmek anlamında buradaki get, doğru puanları elde edersem, alırsam, I'll start my university course in September. Üniversite derslerimi veya üniversite kursumu Eylül'de başlarım. If you don't hurry, you won't get to the restaurant on time. Acele etmezsen restorana vaktinde varamayacaksın, varamazsın. If'ten sonraki cümleye bakıyoruz. Geniş zamanda olumsuz bir cümle, present simple. İkinci cümle ise won't get. Burada get varmak, ulaşmak anlamında kullanıldı. Fiil yalın haldedir. Will'den sonraki fiil yalın halde olduğu için burada da böyle kullandık. Arkadaşlar şimdi de daha nadir karşılaşacağımız bazı detayları göreceğiz. Öncelikle will kullanımının olduğu ikinci bölümden başlayalım. Bu defa will sözcüğünü kaldırıp yerine modal verbs dediğimiz should, can, may, might gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Bunlar yardımcı fiillerdi. Yardımcı fiilleri kullanabiliyoruz. Bir avantajımız var bu durumda. Will'den sonra fiili yalın halde kullanıyorduk. Yardımcı fiillerden sonra da fiili yalın halde kullanacağız. Bu noktada avantajlıyız. Bunun dışında dikkat edilecek olan diğer bir durumda if'ten sonraki bölümde iki tane farklı zamanın kullanım durumu. Conditional sentences 1 dediğimiz birinci tip koşul cümlelerinde biz present perfect tense'i kullanabiliyoruz. Aynı şekilde şimdiki zamanı da kullanabiliyoruz. Hemen if'ten sonraki bölümde neyi kaldırmış olduk bu durumda? Present simple'ı kaldırmış olduk. Bu kullanım daha nadir bir kullanımdır, daha az görülen bir kullanımdır. Genel kullanım dersin önceki bölümlerinde gördüğünüz şekliyle yani present simple haliyledir. Fakat bunları da bir detay olarak sunmak istedim. Peki cümlelerimizi ilk cümleden başlayarak tek tek çözelim şimdi. If you haven't got a television, you can't watch it, can you? Bu cümlemizde present perfect tense var ilk kısımda, if'ten hemen sonraki bölümde. İkinci cümlede ise will yerine can ifadesi olumsuz olarak kullanılmış, can't olarak. Baştan sona kadar alıp tercüme edelim. If you haven't got a television, you can't watch it, can you? Eğer bir televizyonun yoksa onu izleyemezsin, değil mi? Bir programdan bahsediyor. Diğer cümledeyiz şimdi de. If Henry jogs regularly, he might lose weight. Eğer Henry, bakın bu cümlede present simple kullanıldı, geniş zaman kullanıldı. Eğer Henry düzenli bir şekilde jog biliyorsunuz kısa tempolu koşu demektir. Eğer Henry düzenli bir şekilde kısa tempoda koşarsa he might lose weight. Kilo kaybedebilir, kilo verebilir. Bu defa will yerinde might kullanıldığını görüyoruz.
If Matthew is going to a job interview, he should wear a tie. Eğer Matthew bir iş görüşmesine gidecekse, bir kravat giymesi gerekir. Şu bölüm, şimdiki zaman yani present continuous tense, ikinci bölümde de will yerine should kullanıldı. Yani bir modal verb dediğimiz yardımcı fiil. Son cümlemize geçtik. Burada farklı bir kullanım göreceksiniz. Here's my card. İşte kartım. If you need any help, herhangi bir şekilde yardıma ihtiyacın olursa, give me a ring. Ara beni. Bakın bu defaki cümle direkt fiille başladı. Yani emir kipinde başladı. Demek ki biz birinci tarz cümlelerde, birinci tip cümlelerde ilk bölümü geniş zaman yapıp ikinci bölümde direkt emir kipiyle yani fiille başlayabiliyoruz. First conditionals dediğimiz cümleleri teklifler için ve öneriler için de kullanabiliyoruz. If you need a ticket, I can get you one. Eğer bir bilete ihtiyacınız varsa size bir tane getirebilirim, bir tane alabilirim. İkinci cümlemizde can kullanıldığını fark etmişsinizdir. Will de gelebilirdi. If you feel like seeing the sights, çevreyi, manzaraları görmek istiyorsanız, we can take a bus tour. Bir otobüs turu tutabiliriz. Yine ikinci bölümde can kullanıldı. Her iki cümlenin ilk bölümünde geniş zaman yani present simple kullanılmıştı. Şimdi ise farklı bir açıklama görüyoruz. We can also use them in warnings and threats. İkazlarda ve tehditlerde kullanabiliyoruz. If you go on like this, bu şekilde devam edersen, you'll make yourself ill. Kendini hasta edeceksin. Birinci bölümde geniş zaman kullanıldı, diğer cümlede future yani will kullanıldı. If you don't apologize, I'll never speak to you again. Eğer özür dilemezsen, I'll never speak to you again. Tekrar seninle asla konuşmayacağım. First conditional üzerine hazırladığımız dersimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Tüm videolarımıza ingilizcevideo.com'dan erişebilirsiniz. Ayrıca videoların altında yorumlarınızı da görmek istiyoruz. Yepyeni derslerle tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.